Merhabalar, sevgiler, saygılar bütün dinleyenlerimize. Kaldığımız yerden halk sağlığı eğitim programlarına kanıta dayalı radyasyon onkolojisi kitabından kısaca konsultan medikal onkolojiye atıp yapacak şekilde genel bilgi parçaları sunmaya devam ediyoruz. Konumuz serviks kanseri. Serviks kanseri. Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü en sık jinekolojik kanserdir. Over ve endometriyumdan sonra. Endometriyum döl yatağı diyebiliriz. Bebeğin gebelik sürecinde yaşamsal sürecini sürdürdüğü alan, bölge diyeyim artık. Pap smear taraması ile mortalite %70 azalmıştır. AKD taramayı cinsel aktif olan ya da 18 yaştan büyük olan tüm kadınlara önermektedir. Yılda bir yapılan 3 normal inceleme sonrasında tarama daha sıklıkla yapılabilir. Risk faktörleri erken yaşta ilk cinsel ilişki, çok eşlilik, fazla hamilelik sayısı, sigara, immün süpresyon, prenatal death. Dietil ester, değişik şeyler, kimyasallar, berrak hücreli SA. Anabolizan maddeler belki olabiliyor. HPV, human papilloma virüs tip 16 ve 18 en yüksek riski oluşturmaktadır. HPV 6 ve 11 selim, iyi huylu sihirlerle ilişkilidir. Preinvaziv hastalık, önemi bilinmeyen atipik squamous hücreler, düşük dereceli ve yüksek dereceli squamous intraepitelial lezyon. İnvaziv tümörlerin yaklaşık %90'ı squamous cell karsinomdur, %10 kadarı adenokanserdir ve %1'i de berrak hücrelidir. Farklı tedavi modaliteleri, radyoterapi teknikleri filan vardır. Brakiterapi, doz önerileri, doz sınırlamaları, komplikasyonlar, takip vesaire, bunları hepsini geçiyoruz. Endometrium, döl yatağı kanseri. Kadınlarda meme, akciğer, kolorektal kanserden sonra dördüncü en sık kanserdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık jinekolojik kanserdir. İkinci en sık ölüme yol açan jinekolojik kanserdir. Over kanserinden sonra. Risk faktörleri geç menopoz, nulliparite, obesite, progesteronla karşılanmayan aşırı östrojen, tamoksifen, doğum kontrol hapları, invaziv kansere progresyon oranı, basit hiperplazi nadir %1'in altında, kompleks hiperplazi yaklaşık %3, atipik basit hiperplazi yaklaşık %8, kompleks hiperplazi yaklaşık %29. Tümörlerin %75'i endometrial adenokarsinomdur. Silyer hücreli alt tip daha önce östrojen kullanımı ile ilişkili ve mükemmel prognoza sahiptir. Çeşitli derecelerde squamous
diferansiyasyon, farklılaşma, iyi diferansiyasyondan farklılaşmadan adeno akantoma, kötü diferansiyasyon, kötü farklılaşma adenoskuamöz. En agresif histolojiler seröz papiller, berrak hücreli ve saf squamous cell karsinoma. En sık over ve fallop tüp kanserlerinde görülen papiller seröz, serözde derin invazyon ve peritona yayılım sık görülür. Berrak hücreli yaşlı kadınlarda sıktır, over, cervix ve vajen seada görülür. Uterusun en sık sarkomu, malign epitel ve sarkom elementlerini içeren karsinosarkomdur. Mix Müllerian tümör genellikle hastalar 60 yaştan büyüktür. Sonraki en sık leiomyosarkom ve endometrial stromal sarkomlar. Primer lenf drenajı pelvik lenf, internal eksternal ilyak obturatör, common ilyak, presakral parametrial. Fakat direkt para aortik lenf yumrularına yayılım olabilir. Pelvik lenf yumrusu tutulumu olan hastaların yaklaşık 3'te 1'inde para aortik lenf yumrusu tutulumu vardır. Evet, detayları geçiyoruz. Over kanseri, jinekolojik kanser ölümlerinin başlıca nedeni ikinci en sık jinekolojik kanser. Kansere bağlı kadın ölümlerinin dördüncü en sık nedenidir. Over, yumurtalık kanseri. Erken evrede tanı alırsa büyük ölçüde tedavi edilebilir. Henüz iyi bir tarama testi yok. Başvuru evresi. Birinci evrede %26, ikinci evrede başvurular %15, üçüncüde %42, dördüncüde %17. Tanı ortanca yaşı 63, en sık 8. dekatta 10 yılda görülür. Azalmış risk, çoklu parite, laktasyon, tubal ligasyon, oral kontraseptif, hap kullanımı. Yani gebelik önleyici. Hap kullanımı kesildikten yıllar sonra koruyuculuğu devam edebilir. Artmış risk nulliparite, ovülasyon, yumurtlama indüksiyonu ilaçları, hormon replasman tedavisi. Birinci doğum yaşı 35'in yaş üzeri olması. Diyet, yüksek yağ, yüksek laktoz, kahve. Tümörlerin yalnızca %5'i genetik yatkınlık nedeniyle, yine de en önemli risk faktörü over kanserli aile hikayesi varlığı, birinci derece akrabalarda hayat boyu risk genel popülasyon %1.6, birinci derece akraba %5, 2 birinci derece akraba %7. BRCA1 hayat boyu risk %15-45 genetik olarak. Mutasyon olabilir. Risk yüzdesi ailedeki penetransa bağlıdır. BRCA2 genetik mutasyonları hayat boyu risk %10. Lynch sendromu 2, HNPCC ve diğer kanserler. Diğerleri Peutz-Jeghers, palmoplantar, keratoadenoma, Ollier sendromu, Maffucci sendromu, Maffucci. Sporadik varyantlardan daha indolen, seyirli olma eğilimindedir.
Patoloji %90 epitelyal, %4-8 stromal, %2-4 yarım hücreli. Epitelyal tümörler borderline, indiferansiye doğru derecelendirilir. Borderline tümörler henüz stromal invazyon kanıtı olmaksızın metastaz yapabilirler. Epitelyal histolojik tipler söröz %50, endometrioid %20, indiferansiye %15, müsinöz %10, berrak hücreli %4. Yayılma paterni peritoneal kavite içine dökülme. Anjiyolemfatik. Lemfatik yayılım lenf damarlarıyla. Başlıca pelvik, paraaortik ancak inguinaller round ligament yoluyla risk altındadır. Yinelemelerin %90'ı 5 yıl içinde ortaya çıkar. Hastaların çoğu yerel hastalıktan ölür. İnce bağırsak obstrüksiyonu, asit ve benzeri. Prognostik faktörler en önemli evre derece rezidüel hastalık hacmi. Vajina kanseri nadir tüm jinekolojik tümörlerin sadece %1-2'si. En sık 1/3 üst arka vajende görülür. Vajenin üst 2/3'ündeki lempatikler pelvik lem notlarına, vajenin alt 1/3'ündeki lempatikler inguinal, kasık, femoral, kalça kemiklerinin hemen altındaki uzun kemik, femoral lem notlarına boşalırlar. HPV human papilloma virüsü ile ilişkili sıklıkla multifokal ve invaziv hastalığa ilerler. Olguların %80-90'ı squamous hücreli karsinom, melanom %5'i oluşturur. Ve alt 1/3 vajinde en sık görülür. Adenokarsinom %5-15'ini oluşturur. Ve Bartolin ya da sekene bezlerinde sıklıkla görülür. Verriköz karsinomlar yerel yinelemeye eğilimlidir fakat nadir metastaz yaparlar. Nadir histolojiler papiller, seröz, adenokarsinom, küçük hücreli karsinom, embriyonal rabdomiyosarkomun, botrioid tipi lenfoma ve berrak hücreli adenokarsinom. In utero diyetil stilbesterol maruziyetine bağlı anabolizan maddeler. Risk faktörleri karsinoma in situ, HPV, human papilloma virüs, vajinal irritasyon, eski anormal pap smear, erken histerektomi ve in utero diyetil stilbesterol maruziyeti. Evet, vulva kanseri. Vulva kanseri anatomi mons pubis, klitoris, labia majör, labia minör, vajinal vestibül, Bartolin bezleri, arka labia majörde prepuzyum, klitoris, üstünde posterior forşet perineal cisim. Lem notları inguinofemoral lem notları yüzeyel ve derin dökülür. En üstteki derin femoral lem notu şeklinde ifade ediyor. Risk faktörleri içinde şunu söylüyor. Human papilloma virus. İnsan papillom virüsü 16, 18, 33.
Vulvar intraepitelial neoplazi %2-5 ile ilerler. Bowen hastalığı, Paget hastalığı, eritroplazi, kronik irritan vajinit, ovül ile lökoplazi. Önceki GÜ kanser çamaşırhane ve temizlik endüstrisinde çalışma, sigara gibi risk faktörleri bulunuyor. Hodgkin lenfoma. Hastaların birinci derece yakınlarında Hodgkin lenfoma riski 5 kat artar. Ayrıca özelliği monoklonal B hücrelerinden köken alan Richterberg hücreleridir. %80'inde servikal lenfoadenopati mevcuttur. %50'sinde mediastinal hastalık çoğunluğu NSHL mevcuttur. Tüm hastaların %33'ü B semptomları ile başvururken evre 1-2'lerin sadece %15-20'sinde B semptomları vardır. Genelde mediasten tutulur. 3'te 1'inde B semptomları mevcuttur. MS daha çok ilerlemiş hastalarda başvurur. Klinik diyafram üstü evre 1-2 hastalarda subklinik subdiyafragmatik hastalık sıktır. LF nadirdir. Sıklıkla yaşlı hastalarda ilerlemiş B semptomları ile birlikte bulunur. En kötü prognoz HIV ile ilişkilidir. Bugüne kadar birçok kitaplarla Türkçe yayın yaptık, İngilizce yayın yaptık ve bu uzun süreler devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kitap kadar hem doluluğu az hem de karşı tarafları ikna etmesi açısından en hafif bunu buluyoruz. Bir hayli detaylar vardır fakat bunlar mana ve mahiyet yönünden daha farklı. Radyasyon onkolojisinin tabii ki medikal onkolojiye atfeden bilgi kısımları çok daha farklı. Non-Hodgkin lenfoma. Non-Hodgkin lenfoma İnsidansı artmakta, ortanca yaş 60-65. Neden olabilecek durumlar, immün yetersizlikler, konjenital ataksi telenjektazi, edinilmiş HIV, organ transplantı, otoimmün, Sjögren sendromu, Hashimoto hastalığı, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozu. Çevresel kimyasallar, pestisitler ve solventler, viral Epstein-Barr virüs, Burkitt lenfoma ve NKT hücreli, HTLV-1, human lymphotropic virüs, tip 1, Güney Japonya ve Karayipler'de yetişkin T hücreli lösemisi, emzirme, seks ve kan ürünleriyle bulaşır. HHV8 kaposi sarkomu, HCV ekstra nodal B hücreli NHL. Bakteriyel Helicobacter pylori, radyasyon zayıf ilişki, kemoterapi, alkile edici ajanlar. Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında B hücreli neoplaziler ile T hücreli ve natural killer hücreli neoplaziler. Evet.
Sıklıkla mide, oküler, adneks, cilt, tiroid, parotis bezi, akciğer ve meme tutulumu çoğunlukla evre 1-2, %65-70 görüldü. Mantel hücreli sıklıkla dalak kemik iliği ve gastrointestinal tutulumu ile giden yaygın hastalıkla başvurur. Böyle devam ediyor. Evet. Kutanöz lenfoma. Primer kutanöz lenfomalar kutanöz B %30 ve T hücreli %70 lenfomaları içerir. Toplam 1-1,5. 100 binde 1-1,5. Yeni olgu yılda. Yeni tanılı non-Hodgkin lenfomaların %2'sidir. En yaygın olanı kutanöz T hücreli lenfomadır. İleri yaş yetişkinleri 55-60 yaş etkiler 2/1 erkek predominansı zenciler beyazlardan daha çok. Çevresel faktörler ya da viral etiyolojiye bağlı hipotezlerin doğruluğu kanıtlanmamıştır. Belirtileri cilt lezyonları ancak uzun doğal hikaye cilt lezyonlarından tanıya kadar ortanca zaman yaklaşık 5 yıl. Multiple myelom ve plazmositom. Plazma hücreli tümörler B hücrelerinin olgunlarıdır plazma hücreleri. Bunlar antikor üretici pozisyondadırlar. Humoral bağışıklıktan sorumludur. Plazma hücreli tümörler B hücreli lenfositlerden türeyen immün globulün salgılayan, kendi de söylüyor zaten, immün globulün yani bağışıklık maddesi salgılayan hücrelerin monoklonal tümörleridir. Genelde insidansı düşük yıllık ABD'de tanılanan kanserlerin yaklaşık %1-2'si plazma hücreli tümörlerdir. %90'ından fazlası multiple myelom. %2-10'u soliter plazmositom. Multiple myelom insidansı siyahlarda beyazlardan daha fazladır. Yaklaşık 2/1 oranında. Tanı anındaki ortanca yaş 60. Soliter plazmositom erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. 4/1 oranında. Tanı anındaki ortanca yaş 50-55. Etiyoloji bilinmemekle mesleki maruziyet, radyoterapi, solventler gibi sebepler. Hastaların %20'sini tanı anında klinik belirtisi yok. Osteoz, soliter plazmositom ve multiple myelom kemik ağrısı, nörolojik belirti, patolojik kırık, omurilik basısı, anemi, kansızlık, hiperkalsemi, böbrek yetersizliği şeklinde belirti verebilir. Ekstra osteoz soliter plazmositom yaklaşık %80 üst aerodigestif kanalda meydana gelir. Sıkça rastlanan başvuru belirtileri arasında burun kanaması, nazal akıntı, nazal tıkanıklık var. Evet, kemik tümörleri. Kemik tümörleri diyafiz, şaft, epifiz büyüme plağı ve kemiğin sonu metafiz, diyafiz ve epifiz arasındaki koni şeklinde kısım.
Prevalens osteosarkom, mezenşümal kökenli kötü huylu tümörlere sarkom diyoruz. Epitel hücreli kökenli, epitelyal kökenlilere de kanser, karsinoma diyoruz. Kemik mezenşümal kökenlidir. Dolayısıyla kötü huylusuna sarkom diyoruz. Kıkırdağ kondrosarkom, bağ doku fibrosarkom, bunun gibi bir hayli isimler var. Osteosarkom daha çok, kondrosarkom daha az, daha az olarak Ewing, daha az olarak da malign fibroz histiocytom. Olguların %60'ı 10-20 yaş arasındadır. İskelet büyümesinin en aktif yaşı olduğu dönem. %80'i uzun kemiklerin epifizi. Epifiz dediğimiz kemiğin o kabartı yaptığı en üst kısımdaki uç kısımlardaki yapısı. Epifizi kapanana kadar ardından appendiküler iskelet de diyor. 60 yaştan büyük olanlarda %50'den fazla olgu diğer durumlarda gelişir. Örneğin paget hastalığı, fibroz displazi, kötü kemo cevabı. Osteosarkom ayırt edici özelliği malign osteoittir. Kondrosarkomda görülmez. Çocuklardaki en sık kemik tümörüdür. %75'i uzun kemiklerin metafizinde. Lokal ağrı şişlik ile kendini gösterir. %85'i derece 3-4'tür. Kemo ya da radyoterapi sonrası ikincil kanser olarak ortaya çıkan osteosarkomun prognozu mutlak kötü değildir fakat tartışmalıdır. Li-Prau-Meni sendromu, P53, tümör süpresör geni ve retinoblastoma. Yine bu da o gruptan bir gen grubu. Mutasyonları çocuklarda göz tümörleriyle ilgili şekillenmeler var, ilişkilidir. Parosteal korteks yanındaki osteosarkomlar genellikle düşük derecelidir. Nadiren UM olmakla birlikte lokalizedir. Kondrosarkom en sık femurdadır. Sık kalçanın altındaki uzun kemik. Sık yerel yineleme UM osteosarkomdan daha az. 1/3'ü yüksek derecelidir. Sık UM ile birlikte lokal olarak çok agresiftir. Çoğu kez kırık ile kendini gösterir. Tümörlerle birlikte patolojik kırıklar gündeme geliyor. Neden? Çünkü kemiğin stabilitesi değişmeye başlıyor. Bununla bağlı kemik kütlesinde diyelim artık değişimler başlıyor. Ve bu da stabilite ve direngenliğini değiştiriyor tabii ki. Beklenmedik bir anda kırık şekillenebiliyor. Yani travmaya gerek yoktur dışsavuları. Birlikte loka olarak çok agresiftir. Çoğu kez kırık ile kendini gösterir. Fibrosarkom yüksek derecelidir. Osteosarkom gibi davranır. Genellikle kırıklarla kendini gösterir. Kordoma Pisaliferous hücresi ayırt edici özelliktir. En sık sarkokoksigel, sakrokoksigel yani kuyruk sokumu ile kuyruk omurları. Alan kafa tabanı ve omurgadır. Yerleşim yerine göre belirtilerini gösterir. Dev hücreli tümörler, dev multinukleuslu osteoklast hücreleri ki osteoklastlar kemiğin yıkımlanmasından sorumlu makrofaj hücreleridir. Yaşlılıkta bunlar ön plandadır. Kalsiyum mobilizasyonunu sağlıyor ve kemik kırılmalarına çanak tutuyor tabii bu süreç. Sadece %8-15'i malindir diyor dev hücreli tümörler. Osteoklast hücreleri
%8-15'i malindir. Radyo duyarlılık açısından kist oluşumu, hemorajin, nekroz önemlidir. %45-60. Akciğer metastazları, osteosarkom, kondrosarkom, MFHD sıktır. Yumuşak doku sarkomu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 8700 olgu yılda. Ortanca yaş 40-60. Hafif erkek üstünlüğü Afrika Amerikalılarda daha sıktır. Genetik nefe 1 nefe 2 retinoblastom, Gardner sendromu, Li-Fraumeni sendromu. Çevresel maruziyetler herbisit, torotrast, klorofenoller, vinil klorit dediğimiz plastik maddeler, arsenik. Alt ekstremite, uzun kemiklerin yani alt kısım %45'den fazla, gövdede %30'dan fazla ve üst ekstremite %15'den fazla, baş boyun tümörlerin %8'den fazla. Üst ekstremite, gövde ve alt ekstremite şeklinde artar. Ekstremite liposarkom, MFH, sinovial fibrosarkom, mixoid liposarkom, üst medial uyluk. Sıklık MFH %20-30, liposarkom %10-20, leiomyosarkom %5-10, fibrosarkom %5-10, sinovial hücreli sarkom %5-10, rabdomyosarkom %5-10, malign periferik sinir kılıfı tümörlü şvanom %5-10. Sinovial sarkom genellikle yüksek dereceli tendon kılıfı içi, eklemler, bursa ve eklem kapsülleri yakınında fakat içinde değil. Derece selülerite, diferansiyasyon, pleomorfizm, nekroz, mitoz sayısına dayanır. Sitogenetik belirtilme. Evet. Pediatrik, merkez sinir sistemi dışı tümörleri kastediyor. Pediatrikler içerisinde merkez sinir sisteminin dışındaki tümörler. Evet. Bu tümörler içerisinde Williams tümörü, pediatrik çocuklarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 450 olgu ve %75'i 5 yaş öncesi kendini gösterir. Tanı anında ortanca yaş 3-4 ya da bilateral iki taraflı tümörler için olguların sadece %4-8'i 2,5 yaştır. Abdominal kitle, karında kitle, ağrı, hematuri, HTN, ateş ve halsizlik ile başvurur. Olguların %90'ı favorable histoloji iken anaplastik ya da sarkomatöz komponent yok. %10 olumsuz histolojilidir. Bunu fazla detaylara girmeden geçiyorum. Nöroblastom, nöroblastom çocuklardaki en sık ekstrakranial, kafa dışı, solid tümörler ve 1 yaşın altında infantlardaki en sık malignitedir. Tanıdaki ortanca yaş 17 ay. Çok düşük yaşta. 17 aylık. Spinal ganglion'daki dorsal spinal sinir köklerindeki ve adrenal medulladaki primitif nöral krest hücrelerinden köken alır. Küçük yuvarlak mavi hücreli tümörlerden biridir. Lempoma tüm blastomlar
Akciğerin küçük hücreli kanseri, Pennet Ewing sarkomu ve rabdomiosarkom. Vakaların %15-50'sinde Homer Wright pseudo rozetleri bulunuyor. Uluslararası çalışmalarda doğrulandığı gibi infantlarda sık spontan regresyon gerileme nedeniyle tarama nöroblastomu mortalite oranını değiştirmez. Nöroblastom en sık adrenal glanttan köken alır. Adrenal gland yani böbrek üstü bezlerinden köken alır. Bunu abdomen ve toraks takip eder. Karın ve göğüs. Bir yaşın altında hastaların %60'ı lokalize hastalıkla başvururken bir yaştan yukarı hastaların %70'i metastaz ile başvurur. Evet, yapılan çalışma 86'dan 2001'e kadar olan çalışmalardaki 3666 hasta retrospektif geriye dönük olarak analiz edilmiş ve yaşın sonuçlara prognostik katkısının doğal olarak devamlılığı gösterilmiştir. Genç ve daha ileri yaş hastalar arasındaki prognoz farklılığı için 460 gün sınır noktası seçilmiştir. Klasik belirtiler yaban mersini keki işareti, duyarsız sert mavi cilt nodülleri, rakum gözleri, proptoz ve berelleme ve orbital metastaz ve opsoklonus, miyoklonus, trunkal ataksiyi, miyoklonik ani kasılma ve gelişi güzel göz hareketlerinin olduğu ve erken evre ile ilişkili bir paraneoplastik sendromdur ve tedavi sonrası devam edebilir içerir. Evet. Rabdomiosarkom. Rabdomiosarkom çocukluk çağı kanserlerinin %3'ünü oluşturur. En sık primer bölgeler baş boyun %40. Parameninjal %25, orbita göz çukuru %9, parameninjal dışı bölgeler %6, genitourinary sistem %30, ekstremite %15 ve gövde %15. Primer bölgeler favorable ya da unfavorable olarak sınıflanır. Vakaların çoğu sporadiktir kendiliğinden. Fakat yakınlaştıran durumlar arasında Li-Fraumeni sendromu, germline P53 mutasyonu, tümör süpresör, nörofibromatozis tip 1 ve Beckwith-Wittmann sendromu daha sıklıkla Wilms tümörü ile ilişkilidir. Vardır. Klasik histolojik alt tipleri vardır. Embriyonal. Çocuklarda en sık alt tip embriyonaldir. %60-70. Ve tipik olarak orbita, baş boyun ve genitourinary traktusta ortaya çıkar. Botrioid tümörler %10, vajina, mesane, nazofarenks ve safra yollarında ortaya çıkar. EC hücreli tümörler en sık olarak paratestiküler bölgede gözlenir. Alveolar vakaların %20'sini oluşturur ve en sık adolesanlarda 16-18 yaşlar, ekstremitede, gövdede ya da retroperitondadır. Olumlu prognostik histolojik alt tipleri botrioid ve EC hücreli oluşturur. Embriyonal orta prognostik alt tiptir. Kötü prognostik alt tipler arasında da alveolar ve indiferensiye var. Evet.
Ewing sarkomu, Ewing sarkomu Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 200 olgu. Ewing sarkomu çocuklardaki en sık ikinci kemik kanseridir. Osteosarkom birincidir. Erkekler kızlardan daha fazla etkilenir. 1,5-2'ye 1 oranında. Başvurudaki ortanca yaş 14'tür. Genellikle 8-25 yaş. Ewing sarkomu Afrika Amerikanlar ve Asyalılarda nadirdir. Ewing tümörü ailesi Ewing sarkomu kemik %87, ekstra osteoz Ewing sarkomu %8. Ve Askin tümörünü içerir diyor. Göğüs duvarını. Ewing sarkomu genellikle alt ekstremitede, femur %15-20, tibia ya da fibulada %5-10 daha sıktır. Pelvis dediğimiz kalça kemikleri %20-30, üst ekstremitede humerus kol kemiği, pazı kemiği %5-10, kaburgalar %9-13 ve omurgada %6-8 kendini gösterir. Hastaların %75-80'i lokalize hastalıkla başvurur. %20-25'inde akciğer, kemik ya da kemik iliğine metastaz vardır. Hemen hemen tüm hastalarda tanıda mikrometastaz vardır. Bu yüzden hepsinin kemoya ihtiyacı var. Pediatrik Hodgkin lenfoma. Hodgkin lenfoma çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %6'sını oluşturur. Erişkin Hodgkin hastalığı ile pek çok biyoloji ve doğal seyir özelliğini paylaşır. Daha fazla detay için erişkin Hodgkin lenfoma bölümüne bakınız diyor. Radyoterapiye bağlı morbidite nedeniyle çocukların tedavisinde daha düşük doz radyoterapi ile birlikte kemo kullanılır. Hodgkin lenfoma en sık 10 yaşın üzeri çocuklarda olup 4 yaştan küçük yaş çocuklarda nadirdir. 10 yaştan az yaş çocuklarda, erkeklerde, kızlardan daha sıktır. 3-4'e 1 oranında. Fakat 10 yaştan büyük yaş çocuklarda bu sıklık daha azdır. Tüm yaş gruplarında nodüler sklerozan histoloji en sık görülen alt tiptir. Fakat çocuklarda %44, adolesan ve erişkinlere göre %72-77 daha sıklıkta görülür. Çocukların %80'i yaklaşık olarak servikal lenfadenopati ile başvurur. Yaklaşık %25-30'unda bez semptomu vardır. Yaklaşık %20'sinde valkimediastinal adenopati mevcuttur. Hastaların %80-85'i evre 1-3 hastalıkta ve %15-20 evre 4 hastalıkla başvurur. Evet. Retinoblastom. Retinoblastom RB. Çocukluk çağında en sık görülen intraoküler tümördür. Olguların %95'i 5 yaştan küçük. 13. kromozom üzerindeki RB1 tümör baskılayıcı geni sadece her iki alel etkilendiğinde retinoblastoma neden olur. Hastaların %40'ında RB1 germline mutasyonu vardır. Olguların %60'ı sporadiktir. Kendiliğinden olur. Bununla ilgili spesifik yayın kitap var. Sadece retinoblastoma çocuklar için. Bunun için ayrı olarak yayın yapacağız daha sonra, detaylı ve daha farklı bir bakış tarzıyla. Etkilenen gen kalıtımsal olduğundan olguların %25-40 kadarı aileseldir. Fakat sadece %10'unda retinoblastoma pozitif aile hikayesi vardır.
Tabii bunlarda tek gözde olan var, iki gözde şekilleneni vardır. Bunun edinselliği, genetik aktarımları detaylı daha sonra bunları konuşacağız. Olguların %65-80'i unilateraldir, yani tek taraflıdır. Çoğu sporadik, kendinden ve %20-35'i bilateral, iki taraflıdır. Çoğu germline mutasyonlar nedeniyle. Gelişmekte olan ülkelerde hastalar proptoz, orbital kitle ya da metastazlar ile başvurur. Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık belirtiler lökokori, şaşılık, ağrılı, glokom, irritabilite, yemek yiyememe ve düşük dereceli ateştir. 5 yayılım şekli koroid, sklera, orbita boyunca komşuluk yoluyla yayılım, optik sinir boyunca beyin içine uzanma, beyin omurilik sıvısı yoluyla subarachnoid boşluk, leptomeninx invazyonu, kemik karaciğer ve dalağa hematojen kan yoluyla yayılım ve konjonktivadan göz kapağının altındaki kırmızı kısma konjonktiva diyoruz. Lenfatik yayılım. Tümör kalınlığı ve boyutu ile metastaz riski artar. Trilateral retinoblastoma, bilateral retinoblastoma, orta hat, santral sinir sistemi, nöroblastik tümörleri anlamına gelir diyor. Germline retinoblastoma ile birlikte ışınlanmayan hastaların %15-35'i ve ışınlanan %50-70'inde tanıdan sonraki 50 yıl içinde ikincil tümörler gelişir. Başlıcaları sarkom ya da melanomlardır. Tedavi olurken daha sonra yeni sürprizlere de yatırım yapmış oluyoruz. Kemoterapi ve radyoterapinin en büyük insana yaptığı yamukluk mu diyelim, yoksa gerçek tedavi olmadıklarından kaynaklanan bir itiraf mı acaba? Retinoblastomalı tüm hastalarda genetik danışmanlık verilmeli ve kardeşler muayene edilmelidir. Bu son derece önemli tabii. Koruyucu hekimliğin sağlamlaştırılması ve fiili hayatta hekim kılınması adına. Evet, bu da burada ayrıntılarını geçiyorum. Palyatif bakım, semptomatik tedavi, destek tedavileri filan. Biraz bakmaya çalışalım. Palyatif bakım, semptomatik destek tedavileri. Beyin metastazları, intrakraniyal tümörlerin en sık tipi Amerika Birleşik Devletleri'nde insidansı yılda 170 bin. Soliter, katı bir beyin metastazı hastalığı tek yeri. Tek bir beyin metastazı, diğer yerlerde de hastalık var. Beyne metastaz yapma olasılığı en fazla olan primer kanserler akciğer, meme ve melanomdur. Hemorajik metastazlar, kanamalar, renal hücreli SA, koryokarsinom ve melanom. Evet, tedavi diyor. Bunları ayrıntılarını geçiyorum. Kemik metastazları, şiddetli kanser ağrısının sık sebebi. Radyoterapi sonrası hastaların %60-90'ında ağrıdan kurtulma beklenebilir. İyi ağrı kontrolü GS'yi artırabilir. Metastaz bölgeleri omurga, lomber, torasik, pelvik, kaburgalar, femur, kafatası. Değişik tedaviler, yaklaşımlar. Burada hastanın yaşam kalitesi artırılmaya çalışılıyor. Basınçlar, onkolojik aciller, değişik şeyler destek tedavileriyle bertaraf edilip kişiye daha kaliteli bir yaşam sürmesi adına destek verilmeye çalışılıyor. Operatif olabiliyor, radyoterapiyle olabilir, tümörün küçültülüp o baskıyı azaltmasına çalışılabilir. Çünkü ciddi azaplar veriyor insanoğluna. Omurilik basısı, baskısı, basıncı
En önemli prognostik faktör yürüyebilme durumudur. Ağrı nörolojik disfonksiyona öncülük eder ve en sık başvuru semptomudur. Karaciğer metastazları müdahale edilmezse OS 5-10 ay, ABD'de yılda 50 bin kolorektal karaciğer metastazı olgusu ile kolorektal en yaygın primerdir. Karaciğerin dikkate değer rejenerasyonun yeteneği vardır. Zaten biliyoruz, kendini yenileme yeteneği en yüksek karaciğer hücreleridir. %50 rezeksiyon sonrası 3 hafta içinde tekrar büyüyebilir diyor. Evet, havayolu tıkanıklığı, bronkoskopi ile stent yerleştirme. Başarılı olursa semptomların hemen rahatlaması ile sonuçlanabilir. Solunum güçlükleri ve değişik sorunlarla karşılaşıyor. Bu stentler değişik yerlere takılıyor. Yemek borusuna da takılabiliyor. Genişletme yapılır ve buradan disfajiler bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ne ölçüde başarılı olursa, bunların da değişik tipleri var bu stentlerin. Bazen daha sonraki aşamada bağ doku üremeleri ve değişik şeylerle çok ciddi sorunlar gelişebiliyor. Tümörlerin daha da hızlı çoğalması ile alanı, yiyeceğin geçeceği boş alanı, lumenini kapatabiliyor. Evet. Intraluminal, lumin boşluğu, geçtiği kanal boşluk. Intraluminal luminal brakiterapi. Daha önce tedavi edilen büyük damarların yakınındaki alanlarda dikkatle uygulanmalı diyor. Değişik şeyler. Geniş alanlar gerekirse dikkatli olunmalı. Nefes darlığı için palyasyon gereken bir hastada radyasyona bağlı pnömoninin ündüklenmesi istenmez. Tabii değişik sorunların da gelişmesi olayı daha da içinden çıkılamaz. Kontraendike süreçlerle birlikte çok ciddi komplikasyonlara götürüp hasta kaybedilebilir. Superior vena cava sendromu, bunu muhtelif yayınlarda açıklamıştık. Diyelim ki baş boyun kanserlerinde gelişim oldu. Lenf yumrusunda büyüme olur metastaza bağlı olarak. Beyinden, kafadan gelen kirli kan kalbe gelirken ona basınç yapıyor. Basınç yaptığı için akamıyor. Basıncın kafadan taraf, üst tarafında göllenme oluyor kanda. Havuzlanma oluyor. Buradan ödemleşmeler şekilleniyor. Damarın dışına doğru şişmeler şekilleniyor. Aynı zamanda kafa içinde basınç artışının da etkisi şekilleniyor burada. Ağrılar, azaplar arka arkaya geliyor. Superior vena cava sendromu en sık akciğer kanseri hastalarında görülür. Benign durumlar ve duyarlı tümörleri değerlendirmek için biyopsi gerekir diyor. Semptomlar genellikle kolateral dolaşım nedeniyle rahatlar. Tedavi, destek tedavisi, steroidler, diüretikler ve baş ve gövdenin yükseltilmesini içerir diyor. Bir takım ferahlatıcı, rahatlatıcı yaklaşımlar. Jinekolojik kanama tedavi seçenekleri değişik uygulanıyor. Brakiterapi, vajinal peking vesaire. Bunu da burada noktaladık. Evet, kitap burada bitmiş durumda. Bu bölümleri sabırla parça parça farklı kitaplardan sürekli farklı üsluplar, farklı bakış tarzları, farklı zenginliklerle, kimisi sıkıcı olacak, kimisi daha pratik olacak. Bazen programı kendi kişi parçalara bölerek dinleyecek. Yavaş yavaş İlerleyen aylar ve bazen 1-2 sene içerisinde belki alabilir. Olgunlaşacak, pişecek, bir kültür şekillenecek.
hem kendimize bakmayı öğreneceğiz, kendimizi algılamayı, bazı sıkıntıları büyütmeden veya bazı sıkıntılara objektif bakmayı öğreneceğiz. Hekime yardımcı olacağız, işbirliği yapacağız. Çünkü bu bir ekip çalışmasıdır. Hekim sadece kendi ayrı cumhuriyette, hasta ayrı cumhuriyette olursa bu işler başarıya gitmez. Ve doğal olarak toplumda duyarlılık, farkındalık ve bilinç şekillenecek, bir kültür şekillenecek. Ümit ediyoruz ki bu hastalık talasemiye kadar olmasa bile çok ciddi düzeylerde aşağıya indirilebileceğini düşünüyorum. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz herkese. Sevgiler en içten kalbimizle bütün insanlara. Kalın sağlıcakla, Allah'a ısmarladık.